Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün dibinde bulunan Kiss the Frog isimli mekandan sesleniyorum. Sesleniyorum diyorum çünkü burada kurbağa bacağı yemeye geldim. Bunu yıllar önce Wilco'nun Karavana isimli programda Yunanistan'da yediğini görmüştüm. Nasıl bir lezzeti var diye merak ettiğimden dolayı buraya geldim. Şimdi çoğunuza iğrenç gelecek eminim. Ben de nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. İçeri girince tadına bakacağım. Mekan Rumeli Hisarı iskelesinin yanında. Tam karşısında. Hadi bakalım kurbağa bacağı nasıl bir şeymiş, tadına bakalım yavaştan yavaştan. Şimdi restoranın en güzel yerine oturduk. Menüyü inceliyoruz. Genelde deniz mahsulleri olan bir mekan burası. Alkollü aynı zamanda. Alkol çeşitleri de mevcut. Biz bir porsiyon kurbağa bacağı ve bir porsiyon da deniz mahsulleri mürekkep balıklı olanından bir pizza söyledik. Biraz sonra gelecek. Bakalım bu meşhur kurbağa bacağı nasıl bir yemekmiş, nasıl bir lezzetmiş, nasıl yenirmiş, bunları size teker teker anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelelim fiyat konusuna. Mekanda fiyatlar ortalama 48 liradan başlayıp 400-500'e kadar çıkıyor. Bizim söylediğimiz Kiss the Frog, yani kurbağa bacaklı, 88 lira porsiyonu. Karidesli, bal kabaklı, keçi peynirli, mürekkep balıklı pizzamız ise o da 88 lira. Arkadaşlar ortalama fiyatlar bu. Bize birazcık kaçtı. Şimdi tutacağız. Bir kurbağa bacağı için çektiğimiz çileye bakın arkadaşlar. Evet, işte o muhteşem lezzet. Bacaklar geldi arkadaşlar. Küçük bacaklar. Kurbağanın bacakları. Sağ ol, teşekkür ederim. Bakalım nasıl afiyet olacak. Çek baba, çek yakından, çek. Bacakları çek, bacakları. Birisi bayağı kaslıymış herhalde. Yoğun bir baharat kokusu var bu bacaklarda. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Yani ilk defa bir kurbağa bacağı yiyeceğim. Yani yesem mi, yemesem mi? Şimdi bu nasıl yenecek? Önden bir iki patates atayım da atlık yapayım ben. Patates güzelmiş. Şimdi şu kaslı olanı seçeyim ben. Kurbanın arka baldırlarını aldım. Bizim köydeki turşumsu yemeklerin kokusuna benziyor. Bayağı inceymiş bu. Zayıfmış bu kurbağa. Ne iğrenç adamım ben ya. Daha yutamadım. Aha da yuttum vallahi. Hacı yedim. Kurbağanın bacağını yedim. En küçük olanı yedim. Şöyle tutayım bunu da. Şu kaba yerlerinden yiyeyim. Mehmetciğim vallahi yedim. Aha da yuttum. Kurbağa bacağını şöyle tutuyorsunuz kurbağaları. İkiye ayırıyorsunuz, şöyle çekiyorsunuz. Dişe gelecek şekilde. Ondan sonra bir ısırım buradan alıyorsunuz. Bir ısırım buradan, sonra çeviriyorsunuz.
Gerisini oradan, bu arada bacak kopuyor. Ve yutuyorsunuz. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim, kurbağayla alakalı hiçbir şeysi yok. Yani kurbağa bacağı ne olduğunu bilmiyorsanız kesinlikle tavuk niyetine bunu yiyebilirsiniz. Yani o derece, yani kesinlikle öyle iğrenç bir tarafı yok ama tabii ismini bildiğiniz için, yani ne olduğunu bildiğiniz için birazcık çekinme hissiyatınız oluyor. 88 lira verdim buna, hepsini yiyeceğim ben bunu. Şöyle sağlam bacak alalım bir tane. Aha, bu iyi vallahi, bu etli metli. Şöyle görüyorsunuz. Yakın en al. Mehmetçim yakından çek. Çek Mehmetçim, çek 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 çek. Aha. Biraz etli mutlu. Şöyle tutuyorsunuz. Bitiş aldığınız gibi zaten bitiyor. Bitiş buradan. Sonra esas kaba yeri, kaba etinin olduğu yere geliyorum. Yürüdün şuradan. Ödü sordum. Aha, bacak koptu. Bu da koptu. Sonuçta böyle bir şey kalıyor. Yavru yattı masaya. Şundaki güzelliğe bakın ya. Hakikaten çok iyiymiş ya. Kenarları pancar sosu var. Hı hı. Karides, bal kabağı, keçi peyniri. Renkli balı sostan. Vav, süper. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum hocam. İki farklı lezzet masamızda şu anda. Ben kurbağayı öptüm. Kurbağa da beni öptü ama kurbağadan ben bir bacak daha yiyeceğim bu güzel üründen. Deniz mahsullü mürekkep balıklı pizzaya. Çekiyoruz. Tamamen simsiyah. Şöyle altını da göstereyim istersen ben size. Şöyle. İçi gayet dolgun, jumbo karitas da kullanılmış, 10 numara. Pizzayı tutuyorsunuz. Gayet güzel. Hani bildiğimiz pizza gibi, ince hamurlu. Malzemesi bol. Ama başarılı. Çok başarılı hatta. Evet, gayet güzel ve lezzetli arkadaşlar. Şimdi ben bunları yemeye devam etmeden önce mekan Kiss the Frog deniz ürünleri, deniz mahsulleri servis eden, yapan bir mekan. Gerçekten çok farklı bir lezzet denemek isterseniz kurbağa bacağını mutlaka deneyin. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Pizza muhteşem. Bunu da özellikle söyleyeyim. Yani birçok yerde pizza yemişsinizdir muhakkak ama bu da gerçekten lezzetli ve harika. Benim sizlere Kiss the Frog'dan aktaracaklarım bu kadar. Ben şimdi geri kalanını yemeye devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.